Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Bali Adası'nda şimdi Bali'nin en meşhur gezilecek köşelerinden birine getirdik sizleri. Bali'nin meşhur Maymun Cumhuriyeti'ndeyiz. Maymun Ormanları'na geldik. Tabii. Yalnız bunlar sanki biraz evcil gibi ya. Baron gösterisine geldim. Güzel ve keyifli bir uçuşun ardından Tayland'a geldik. Tayland'ın başkenti Bangkok'tayız. Bavullarımızı bekliyoruz. Gezmekten en keyif aldığım yerlerden birini gezeceğiz. Bangkok'u gezeceğiz. Yeni bir gezi rotasına geldik. Şu anda Dam San Duang bölgesindeyiz. Ve Yüzen Çarşı'ya gideceğiz. Yüzen Çarşı buranın olmazsa olmazı. Dünyayı geziyorum da dünyanın en güzel adalarından biri. Dört mevsim yazı yaşayan, mükemmel plajları, turkuaz suları, yemyeşil doğası, bembeyaz plajlarıyla Bali Adası'nı gezmeye devam ediyoruz. 18 bin adadan meydana gelen Endonezya'nın en popüler tatil adalarından biri Bali. Ve Bali'de şimdi turumuzun ilk durağı, adanın en heyecan verici köşelerinden biri Maymun Ormanı oluyor. Bali Adası'nda şimdi Bali'nin en meşhur gezilecek köşelerinden birine getirdik sizleri. Bali'nin meşhur Maymun Cumhuriyeti'ndeyiz. Maymun Ormanları'na geldik. Bulunmuş olduğumuz bu alan uçsuz bucaksız tropikal orman ve içinde de maymunlar yaşam sürüyor. Aslında biz şu anda artık maymunların yaşam alanına misafir olmak üzereyiz. Tabii ki bu Maymun Ormanı olarak isimlendirilen alana gelir gelmez hemen koskocaman dev bir heykel bizi karşılıyor. Onların inandıkları tanrılardan birisi de maymun. O yüzden maymun kutsal burada. O yüzden de zarar vermiyorlar. Evet. Ve şu anda maymun kralına hoş geldiniz. Hadi maymunların dünyasına giriş yapalım. Giriş yapıyoruz. Her yerde maymun heykeli dikkat çekiyor. Makak maymunlarının olduğu noktaya gireceğiz. Giriş yaparken de inanılmaz ihtişamlı kapı bizi karşılıyor. Çünkü maymunlar onlar için çok kutsal, çok önemli. Ve bu hayvanlar için de bir o kadar özel bir giriş kapısı yapmışlar onların alanına. Şimdi ben şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Tabii ki de maymunlar karşılıyor bize girer girmez kapıda. Bali Adası'nın engin doğasında maymunlar önemli bir nüfusa sahip. Oldukça kalabalıklar bu ormanlarda. Evet, şu anda ormanların içerisine girdiğimiz andan itibaren maymunlar bizi karşılıyor. O kadar çok maymun var ki şaşırmamak elde değil gerçekten. Her yer maymun dolu, her yer yemyeşil. Çok güzel bir doğa, çok güzel bir tabiat var. Burada şu anda... İnanmıyorum. Nasıl yaptınız bunu? Evet, grubumuzdan Emirhan Bey. İnanmıyorum. Emirhan Bey maymunu kucağına aldı. You want to make one picture with my one? Ben şoktayım şu an. Emirhan Bey ne hissediyorsunuz? Aşırı mutlu ve heyecanlıyım. Don't show the face. Hiç korkmadınız? Korkmuyorum. Ay ben çok korkuyorum ve ben hayatta dokunamam maymunlara. Bediran Bey'in omzuna çıktı. Nasıl yaptınız ya bunu? Like this one. Kendileri atlıyorlar. Bediran Bey korkmadınız mı? Korkuyorum, çok tatlı ya. Ben korkarım bana gelmesin, hayır. Benim kucağıma geldi. İnanmıyorum. Rahim Hanım. İnanmıyorum ya, harikasınız. Vallahi ben gerçekten aşırı derecede korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum ben. Ya kafanıza çıktı şu anda. Gerçekten tebrik ediyorum cesaretinizden dolayı. Ya tırnaklara bakın, ellere bakın. Elleri insan eli gibi ya. Git. Hayır. Yalnız bunlar sanki biraz evcil gibi ya. Ya lütfen alın beni. Hayır, ben çok korkuyorum. Ya help me! Ay saçımı çekti. Ya please. Bağırma diyor. Ya lütfen alır mısın? Herkes keyifle maymunlarla fotoğraf çektirirken ben biraz panik yapıyorum. Ama Yasin hemen alıyor maymunu.
benim için adrenalin dolu dakikalar oluyor. Of, istemiyorum ya. Vallahi korktum abi. İzleyiciler, ben zaten aşırı derecede maymundan korkan bir insanım. Open your hand. Don't hold your hand. Don't close your hand. Şapkaya mı geliyorlar? Okey, no. I don't. No. Çıktı mı omuzuna? Korktun mu? Ay, ben gidiyorum ya. Çok ağır bir hayvandı. Aslında maymun arkamdan atlamasa o kadar panik yapmazdım. Hazırlıksız yakalandım bu sevimli maymuna. Ve sanırım bence benim korktuğumu da anladılar. Evet, inanılmaz yani işte şu anda. Tabii ki dudağımı gelince parmağa aşırı derecede korktum yani. Ben bu bebeği yerim ya. Çok tatlı. Oo, baksana ne kadar güzel yemek yiyor. Öperim seni. Oy. Hay gel, açtı, gel buraya. Maymunları çok seviyor. Aa, maymunlar dışalıyor. Maymunlarla arası çok iyi olan Yakupcan anlatsın bakalım. Oo, maymun gidiyor. Şey kaçırıyor. Su kaçırdı. Maymun. Benim maymun. Lakitim. Maymunları çok seviyorum. Maymunları öperim ben. Çok güzel hayvanlar maymunlar. Maymunları seviyor. Al. Anne, maymun su içiyor bak. Burası çocuklar için çok ilginç oluyor. Evet izleyiciler, maymun şu anda çok değişik bir ritüel yapmakta. Su içme ritüeli yapıyorlar. Normalde şişeyi alıyor, ağzıyla açıyor ama elini kullanmaya galiba veriyor. Ama seni ben ısırırım. Maymun nasıl, güzel mi? Hop hayır. Ne oldu, korktun? Ya hayır, büyük olsa tamam derdim de küçükler yaramaz olduğu için tırmalabiliyorlar. Sen de küçücüğün. Evet izleyiciler, şimdi çok tombul, çok güzel. Reisi öperim, göbeklik edeyiz. Uy, nasıl da açmış kucağını fındıklar ha. Öperim ben seni reis. Paket fıstık kapmış. Bakalım. Seni de paylaşmıyor. Oo, maymuna bak. Maymunun yavrusu var. Çok tatlı. Maymunlar nasılmış? Çok güzeller. Bayıldık maymunlar. Korkuyor. Tırmalamadı mı? Biraz öyle bir küçük şey attı da bir şey olmadı ama ya. Dokunmadığımız sürece sıkıntı yok. Vallahi ben mayon. İşte. Ben de omzuma yılanı aldım. Yılanlar da çok iyiydi. Ama yılan büyüktü. Siz aldınız mı yılanı oldu? Orada almadım da ben Bangkok'ta almıştım. Ben orada almıştım. Bayağı ağır. Bir de. Bayağı büyüktü, pitondu zaten. Aynen. Ağırdı. Bali Adası'nın sahip olduğu tropikal iklim nedeniyle tropikal hayvanların hepsini bu ormanlarda görmek mümkün. Özellikle de bu maymun ormanları turizme kazandırılmış. Turistler bu engin coğrafyada yaşayan bu sevimli canlıları besleyip, sevip, onlarla fotoğraf çektirip dokunabiliyorlar. Bu şahane, unutulmaz video ve fotoğraflar bu gezinin en güzel hatırası oluyor. Heyecan dolu maymun maceramızdan sonra Bali Adası'nın yemyeşil doğası içinde öğle yemeğimizi yiyeceğimiz mekana doğru yol alıyoruz. Öğle yemeğimizi yemeye geldi sıra. Çok güzel keşifler yaptık, muhteşem doğa gördük, harika yerler gezdik. Ama yine tabii ki öğle yemeğimizi mükemmel bir manzarada, Hindistan cevizi ağaçlarının yanında pirinç tarlalarının içinde yiyoruz. Geleneksel, yöresel bir yemek olacak böyle yemeği de. Tabii ki olmazsa olmaz haşlanmış lapa pirinç. Ekmek niyetine geçiyor burada. İşte biraz pilav diyorum ben. Pilav aldım. Noodle oldukça meşhur. Bakın görüyorsunuz. Şöyle sebzeli, güzel noodle'larda muhakkak öğle ve akşam yemeklerini süslüyor. Hatta sabah kahvaltılarında bile yiyorlar. Sebze haşlaması burada çok meşhur. Lahana olsun, içine farklı farklı brokoli koyuyorlar. O da lezzetli. Burada kızarmış mantar, buranın meşhur mantarı. Ormanlarda o kadar lezzetli mantarlar var ki. Şöyle tabağıma biraz mantar alıyorum. Tavuk ve balık yine kızartması. Şuradan ben biraz balık alıyorum. Ve yine onların pirinç ekmeği, pirinçten yapılmış ekmeği. Pirinç ekmeği olur mu demeyin. O adamlar pirinçten makarna da yapıyorlar. Çok pardon. Pirinçten ekmek de yapıyorlar. Pirinçten yapmadıkları şey yok. Bir de pirinç ekmeği aldım. Öğle yemeğimiz bu şekilde. Meyve büfemiz var burada. Meyveler çok lezzetli. Papaya, ondan sonra aynı zamanda şöyle birazcık alayım. Karpuz.
papaya. Doğal soda derler papaya için. Bu topraklarda çok fazla maden suyu olmadığı için mideyi rahatlatan, çok iyi gelen sindirim sistemine bir besin. Ve işte papayamızı da aldık. Ve burada muz kızartması var. Fried banana. Burada bu topraklarda çeşit çeşit, belki en az 20 çeşit muz yetişiyor. Pişiriyorlar, kızartıyorlar, haşlıyorlar, tencere yemeğini yapıyorlar. İşte bu da dışı aynı bizim pişi gibi hamurla kaplanmış, kızartılmış muz. O zaman buyurun öğle yemeğimizi yiyelim. Grubumuz harika bir manzarada öğle yemeğini yiyor, bakın görüyorsunuz. Gerçekten çok şanslıyız. Afiyetler olsun efendim. Harikasınız gerçekten. Manzara mükemmel ya. Çok şanslıyız gerçekten. Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim. Şöyle manzaraya oturuyorum. Gerçekten bizden keyiflisi yok şu anda. Pirinç tarlaları, harika Hindistan cevizi ağaçları, palmiye ağaçları, engin bir ormanın içinde müthiş bir doğaya konuk oluyoruz. Ve yöresel lezzetlerle dünyayı geziyorum'a devam ediyoruz. Buyurun. Papaya. Papaya. Yalnız inanılmaz. Bu tatlı niyetine yeniyor. Muzu o kadar tatlı ki size anlatamam. İnanılmaz tatlı bir muz. Hamur da çok yakışmış dışına. Eve gidince bizim muzlarla olur mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Yakucan memnun musun hayatım? Bulunmuş olduğumuz restoran harika bir doğal yaşam alanı, harika bir tabiat bölgesi. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu alanda harika bir göl var, yapay bir göl ve içi tamamen Japon balıklarıyla dolu. Ama bu Japon balıkları devasa büyüklükte ve o kadar güzel güneş görmüşler ki renkleri turuncunun en canlısı, kırmızının en canlısı. Gerçekten şahane görünüyor. Burada insanlar doğadaki hiçbir canlıya zarar vermiyorlar. Bu nedenle hem hayvan popülasyonu hem de yeşil tabiat çeşitliliği çok zengin. İnsan bu doğada zaman geçirmekten çok keyif alıyor. Bu arada bu restoranda çok da güzel bir kafeterya var. Kafeteryada çok lezzetli dondurmalar var. Konu dondurma olunca Yakupcan kaçırır mı, Yasin kaçırır mı keyif deyince? Şimdi Yakupcan bütün dondurmacının tezgahındaki dondurmaları deniyor. Zaten almasına gerek yok, hepsi niyete doyar. Vallahi hepsini yetiriyor. Sosyal Yakupcan'a. Biraz futboldan konuştular, o da futbol çok seviyormuş. Real Madrid oynayan Arda'dan bahsetti. Siparişler verildiğine göre artık bekliyoruz. Şimdi dondurmamızı aldık, kahvemizi aldık. Eminim ki böyle güzel bir mekanda ne kadar tutuyor merak ettiniz. Yaklaşık 100 lira tutuyor. Evet, mekan gerçekten çok güzel. Şu anda bulunmuş olduğumuz restoranın alt katına indiğimizde alt katında güzel bir kafe. Kafede kahvelerimizi aldık. Şimdi kahvelerimiz demleniyor, onu içeceğiz. Ve bakın çok güzel. Burası bir tiyatro alanı. Aynı zamanda burada gösteriler yapılıyor zaman zaman. Ama tabii ki buranın en büyük özelliği işte arkamda görmüş olduğunuz bu harika tabiat. İnsanlar bu tabiat içerisinde yürüyüş yapıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. O kadar güzel bir doğa var ki derinlik mükemmel gerçekten. Hayran kalmamak elde değil. Doğanın en güzel halini görüyoruz burada. Burası aynı zamanda bir pirinç terası. İnsanlar burada çiftçiler yine normal ekiyorlar, biçiyorlar. Kendi topraktan ürünlerini alıyorlar. Ama biz turistler geldiğimiz zamansa burada bu güzel yemyeşil doğada fotoğraf çektirip videoyu çekiyoruz. Şimdi tabii ki bir tapınak burada, ufak tapınak dikkat çekiyor. Bunu nereye gidersek gidelim görüyoruz. Bali'de hep bu tapınaklar her mekanda dikkat çekiyor. Çok dindar oldukları için bu tapınak, bu işlemeler olmazsa olmaz. Şemsiye de bu ibadetin bir parçası. Kötülükten korunmak için ve iyiliğin altına sığınmak için bu şemsiyeleri de onların inancına göre böyle muhakkak her tapınaklarının köşesine koyuyorlar. Su önemli. Feng Shui felsefesine göre yaşam sürüyorlar çünkü. Feng Shui felsefesine göre yaşamlarının her alanında muhakkak su olmalı. Ya evlerinin önünde ya da arkalarında. Zaten yaşam sürdükleri alanlarda da minik küçük evler var. Doğaya uygun olması ve doğanın zarar görmemesi temel kuralları. Bu tabiatın içini de merak etmiyor değilim. Şimdi yemek yedikten sonra, kahvemizi içtikten sonra bu güzel tabiatta yürüyüşe çıktık. O kadar güzel, o kadar engin ki doğa.
şaşırmamak elde değil. Yani bu insanlar çok güzel bakmışlar tabiatlarına. Tünelden geçtik, köprüden geçtik. Yine böyle değişik bakın bir tünel yapmışlar. Her taraf ağaçlarla bezeli. İnsanlar burada doğayı çok seviyorlar. Doğaya zarar vermiyorlar ve hava hep sıcak olduğu için açıkçası 24 saat boyunca hep dışarılarda yaşam sürüyorlar. Şimdi bir ahşap köprü daha geçtik. Emrullah abi neler söylemek istersin? Şimdi gerçekten doğayı çok iyi kullanmışlar. Doğaya zarar vermiyorlar çünkü doğadan kazanıyorlar her şeyleriyle. Doğanın içinde yaşıyorlar ve bu yaşantı onların ömürlerini devam ettiriyor. Dinleriyle keza aynı şekilde bağdaşmış bir yaşantı tarzı. Bu nedenle doğaya zarar vermiyorlar. Örneğin bizdeki trafikle buradaki trafik anlayışını kıyaslıyorum. Birbirine çok saygılı insanlar. Evet, bir de bu sıcakta bakın. Evet, sabırlı insanlar. Ve o neme, o sıcağa rağmen insanlar birbirlerini bekliyorlar. Bir tane bile klaksiyon sesi duymadık. Evet. Birbirlerine bağıran, çağıran duymadık. Böyle bir ortam. Bu Uzak Doğu insanı gerçekten kurallara ve birbirine saygılı olmaya çok özen gösteren insanlar. Gerçekten öyle. Çok güzel yetiştirmişler kendilerini. Evet. Eğitimlerini o yönde almışlar. Evet. Ve şu anda da bakın gelmiş olduğumuz bu noktada salıncaklar var. Hello. Bir salıncak durağı burası. İnsanlar geldiğinde burada bu salıncaklardan bu tarlalara doğru sallanabiliyorlar. Manzaraya hadi bakalım. Şimdi biraz önce biz oradan geldik buraya. İşte restoranımız tam karşıda. Şöyle. Geldiğimiz restoran burası. Yemeğimizi yediğimiz yer. Ve salıncaklar burada. İnsanlar burada bakın. Güzel bir şekilde. Evet, pirinç tarlalarına doğru sallanıyorlar. Evet, Emrullah abicim. Nasıl manzara? Manzara harika. Palmiye ağaçları, mango ağaçları ve çok çeşitli çiçeklerin ve yeşilliklerin ortasında bir restoran yapmışlar. O restoranda yemeğini lezzetle yiyebiliyorsun. Bir de ağır yemekler de yok. Hepsi. Evet. Haşlama. Ben mesela her gittiğim yerde bunların bu çorbalarını, çeşitli çorbalarını deniyorum. Ve yemeklerini de sevdim. Aynen. Yani bizim kültürün damak tadına uygun olmasa da ben yemek tadını ve yemek kültürünü beğendim. Ben de seviyorum. Çok hafif ve sağlıklı besleniyorlar. Evet, o güzel. Sağlıklı besleniyorlar. Ekmek diye bir şey yok bir defa. Hiçbir yerde ekmek yok. Burada bir tek pirinç ekmeği gördüm. Evet. O da ufacık pirinç ekmekleri. Onu da tatmak için aldık. Ama o da çok sağlıklı. Gluten yok içinde. Evet, gluten yok. Glutensiz pirinç ekmeği. Bu insanlar kendilerini sağlıklı yaşama adamışlar. Büyük porsiyonlar veya yağlı yiyecekler hayatlarında yok. Bu güzel mekandan sonra Bali Adası'nın küçük yollarını aşarak çok ilginç bir gösteriye doğru yol alıyoruz. Çok ilginç tabii ki kültürler, çok ilginç inanışlar var. Şimdi biz de şahane bir dans gösterisi izleyeceğiz. İçeri giriyoruz bakalım. İşte bu doğayı, bu tabiatı, bu inanışları bize anlatacak. Baron gösterisini izleyeceğiz. Bu yerlerde gördüğümüz böyle sepetlerin içerisinde hep bir şeyler var. Çiçekler, miçekler. Nedir bunlar onu anlatıyor. Triangle. Kare diyor, kare sepet. So we have circle one. Yuvarlak olanı var. Yuvarlak olan var. Üçgen olanı var. Muz yaprağı galiba bu. Muz yaprağı doğru. Circle. This is symbol of fire. Ateşin sembolü. Water. Suyun sembolü. Air. Ve gökyüzü. Hava. This is symbol of water. Yeah. The square symbol of water. Kare suyun sembolü. Dört element. And air. This is we call hava, it Brahma, ateş, su. Vishnu, Shiva. Evet. Brahma, Vishnu, Shiva. Ha, Brahma, ateş, Vishnu, su. Vishnu, Shiva. Ve İnandıkları toprak. En önemli onlar için. Tanrılar. Doğaya çok saygı gösteriyorlar. That's why in Bali, no condominium like Istanbul, Singapore, Jakarta, no high building. Yüksek binalar yok. Burada, evet. Maximum is 15 metre under coconut trees. Maksimum 15 metre en fazla. Because neden? Deprem mi? Hayır, doğaya yukarıdan bakmak istemiyorlar. Yüksek katlı bina yapacaklarında yeri iyice dibe doğru kazmaları gerekiyor. Bu da anne olarak gördükleri tabiata saygısızlık. İnanılmaz. Olarak adlandırılıyor. When Balinese olabilir, evet, dig, çok enteresan. Dig the earth, make a hole. You cannot do. You put offering first. Ma, I want to make this up.
hemen kazamayız. İlk önce saygımızı sunacağız, ondan sonra kazmaya başlayacağız diyor. Bir gereksinim söz konusu olursa. Rehberlerimizde bilgi çok. Kültürü anlattıkça anlatıyorlar. Biz de izlemek için heyecanlanıyoruz. Şu anda bu dansı gerçekleştirecek olan orkestra ile bir aradayız. Geleneksel Bali çalgıları şu anda, enstrümanları burada var beyefendilerin elinde. Ve işte o kültürü, o tarihi, o gelenekleri şimdi bizlere sunacak olan dansçıların müziklerini bu beyefendiler çalıyorlar. Enstrümanlar bu beyefendilerin elinde. Bakın farklı farklı davulu andıran bir enstrüman var. Burada beyefendinin zilli ve farklı sesler çıkartan enstrümanları var. Hep bu kültürü anlatan ezgiler ve bu kültürü anlatan dans gösterisi şimdi bizimle olacak. Baktığımız zaman çok enteresan bir canlı geldi sahneye. Daha dansçılar çıkmadı ama dansçılardan önce mitolojik bir hayvan bizi karşılıyor. İşte bu tarz, bu kültürde mitolojik hayvan çok fazla. Maymun olsun, canavar olsun ya da şeytan görünümü, farklı farklı bol türlü hayvanlar bu kültürün olmazsa olmazı. Çünkü bu tarz canlıların ya onları koruduğuna ya da onlara zarar vereceğine inanıyorlar Baliler. İşte bu inanışta bu tarz farklı farklı mitolojik hayvanlar yer alıyor. Mesela sahnenin girişine baktığımız zaman da hayvanın olduğu noktada farklı değişik mitolojik heykeller görüyoruz. Aslında bu kültürün en önemli parçasını mitoloji oluşturuyor. İşte iyilerin ve kötülerin şimdi savaşını izleyeceğiz. Baron ve Skin dansı bu dans. Ama dansçılar sahneye çıkmadan önce mitolojik bu hayvan, bol tüylü, bol saçlı, böyle süsleriyle, küsleriyle çıkmış bir hayvan bulunuyor. Mitolojik bu hayvan iyiliği temsil ediyor. Bakalım bu dansın sonrasında ne olacak, bu gösterinin sonrasında ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda beklediğimiz dans gösterisi başladı. Farklı farklı karakterler, ilginç şekillere bürünmüş insanlar var. Acaba ne anlatılıyor tam olarak burada? Neyi izliyoruz biz şimdi? Baron Chris, Baron Show olarak biliniyor bu gösteri. Bali'nin en geleneksel gösterilerinden biri. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz bu figürler Bali'de Hinduizm'e inanan insanların insanlar için çok önemli bir konumda yer alıyor. Çünkü Hint mitolojisinde iyiliği temsil eden figürleri görüyorsunuz şu anda. Aslında bu bir savaş. İyilik ve kötülüğün arasında geçen bir savaş. Şova ismini veren Baron iyi bir figür. Kötülüklerin kraliçesi, bir cadı olan Rangda'ya karşı burada bir mücadele veriyor. Geleneksel kıyafetler giyiliyor. Bali kültürüne has geleneksel kıyafetler giyiliyor. Ve genelde iyiliği temsil eden figürler bu gösteride daha renkli, daha açık renklerle, daha beyazımsı kıyafetleriyle bu performansı gerçekleştiriyorlar. Kötüler ise her zamanki gibi daha çok koyu renklere bürünüyor. Aslında bu bir gösteri değil, bu bir dans, bu bir ritüel. Yine bu gösterinin bir diğer amacı, bu dansın bir diğer amacı toplumsal olarak kötülükleri def etmek, toplumsal olarak bir koruma kalkanı yaratıyor olmak. Zaten arkamızdaki gerçekleşen performansta da şu anda bir transa geçiş söz konusu. Ve
Baron birazdan kendi hizmetkarlarını da hipnotize ederek kötü geldi galiba. Çekmiş olan o cadıya karşı galibiyetini ilan edecek. Çok ilginç bir ritüel gerçekten. Buraya gelen bütün turistler adanın birçok noktasında bu tarz ritüelleri izleyebiliyorlar. İzlemeye devam ediyoruz. İşte şu anda Baron geldi. Baron iyiliği temsil ediyor. Ve kötülerle şimdi burada savaşmaya başlıyor. Maymun figürü burada hemen çıkıyor karşımıza. Maymun dinlerinde ve ritüellerinde çok önemli bir yere sahip. Birçok gösteride yer buluyor maymunlar. İyiler ve kötülerin bu dünyada hep birbirini kovaladığını anlatıyor bu gösteri. Ama kazanan iyilik oluyormuş bu gösteride de. Bu şekilde insanlar en sonunda da burada bu danslarla fotoğraf çektirebiliyorlar. Görüyorsunuz herkes çok böyle mutlu. Danslar burada. İlginç bir manzara gerçekten. Bir dansın sonuna geldik. Bali Adası farklı kültürel detayları, ilginç yaşamları ve sosyal hayatıyla bana dünyanın bambaşka yüzünü gösteriyor. Gezmekten çok keyif alıyorum bu adayı. Ve tekrar geri dönmek üzere bu güzel Bali Adası'ndan ayrılıyorum. Ve Bali Adası'ndan rotama bir başka tropikal ülke, Tayland'a alıyorum. Bali Adası'ndan direkt uçuşla Tayland'ın başkenti Bangkok'a yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Buralara kadar gelmişken birkaç tane ülkeyi muhakkak gezmekte fayda var. İşte keşfe değer, renkli, eğlenceli, dünya turizminin merkezlerinden olan Tayland'a artık başkenti Bangkok'a iniş yapmak üzereyiz. Güzel ve keyifli bir uçuşun ardından Tayland'a geldik. Tayland'ın başkenti Bangkok'tayız. Bavullarımızı bekliyoruz ve çok gerçekten mutluyum, çok heyecanlıyım. Gezmekten en keyif aldığım yerlerden birini gezeceğiz. Bangkok'u gezeceğiz. Dolu dolu bir program olacak yine. Bavullarımızı bekliyoruz. Çok kalabalık. Bangkok dünyanın en fazla turist ağırlayan başkentlerinden biri. Yılda 150 milyondan fazla turistin geldiği bir ülke Tayland. Dile kolay gerçekten inanılmaz kalabalık. Her zaman turist çeken, her zaman insanların yazında kışında hep burası yaz olduğu için gezdiği bir ülke. Tayland, başkenti Bangkok. Bavullarımızı bekliyoruz. Benim bavulum geldi. En büyük bavul. Tabii ki benim bavulum. Yakupcan'ın sarı bavulu, minik bavul. Bir de Yasir'in orta boy bavulu var. Şimdi onu bekliyoruz. Bavulumuzu aldıktan sonra otobüsümüze bineceğiz ve grubumuzla birlikte artık Bangkok'u keşfetmeye başlayacağız. Bangkok'ta gezilip görülecek çok fazla köşe var. Özellikle burası tapınaklarıyla meşhur. Tapınaklar gezeceğiz, pazarlar gezeceğiz, çarşılar gezeceğiz, tarihi mekanlar gezeceğiz. Müthiş bir program bizimle olacak. Grubumuzla buluşup hemen otobüsümüze binip yeni yerler, yeni güzellikler dünyayı geziyorum da sizlere göstereceğiz. Gittiğimiz yerin en doğal haliyle, en güzel detayıyla, en objektif şekilde sizlere yansıtıyoruz. O yüzden de bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, hemen grubumuza soralım bakalım nasıl geçti yolculuk? Hemen soruyorum size nasıl geçti? Güzel geçti, vallahi harikasınız. İyiydi. Çok güzel geçti yolculuğumuz. Heyecanlı mısınız? Çok. Bangkok'u keşfetmeye gidiyoruz. İnşallah burada da güzel şeyler göreceğiz. Güzel, güzel bir yolculuk geçirdik. Aynen. Sizinle beraber güzel oldu. Sağ olun. Çok teşekkürler. Size iyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık. Evet, aynen. Gerçekten öyle oldu. Daha çok güzel yerler gezeceğiz. İnşallah. Bekliyoruz. Aynen. Şimdi evet. Grubumuzla buluşup otobüsümüze binip devam edeceğiz. Dünyada gezmesi en keyif veren ülkelerden biri. Sıcacık ülke Tayland'ı keşfetmeye bırakın günleri, aylar yetmez. Tayland, 540 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ilk 50 ülkesinden biri. Yoğun bir kalabalığın içinden artık çıktık. Gerçekten bütün dünya sanki şu anda Bangkok'a gelmiş gibi öyle bir kalabalık var. Öyle bir yoğunluk var. Tayland'ın yaklaşık nüfusu 70 milyon civarında. Resmi dili Tayca.
Tayland Krallığı olarak isimlendiriliyor ülke. Tayland, tarihi boyunca hiçbir ülke veya topluluk tarafından sömürgeleştirilememiş. Ve Taylandlılar her zaman bu durumla gurur duyuyorlar. Tayland'ın başkenti Bangkok, sayısız gökdelenleriyle dünyanın en zengin başkentlerinden biri. Çünkü Tayland Krallığı dünyanın en zengin ilk 3 krallığı arasında yer alıyor. Tayland'da Budizm ve İslamiyet yaygın. Ülkenin ilk yerlileri ise Güney Çin'den gelen göçmen Çinliler. Evet, yeni bir gezi rotasına geldik. Şu anda Dam San Duang bölgesindeyiz ve Yüzen Çarşı'ya gideceğiz. Yüzen Çarşı buranın olmazsa olmazı. Yüzen Pazar'a giderken de bu şekilde tekneler kullanılıyor. Bakın ahşap, geleneksel, yöresel tekneler kullanılıyor. Bu teknelerle gidilecek. Bakın insanlar yerlerine oturdular ve birazdan Yüzen Pazar'a doğru bu ince, uzun kanoyu andıran teknelerle ulaşımımızı sağlayacağız. Rehberimiz Paul Bey ile beraber kayıkları ayarlıyoruz. Günaydın. Hadi kalk, thank you. Evet, teknemize bindik ve şimdi artık Yüzen Pazar'a doğru ilerliyoruz. Tabii ki turistleri buraya çeken en önemli detaylardan birisi Yüzen Pazar. Chao Phraya Nehri üzerinde yer alan kanallardan birine kurulmuş. Ama bölgeye baktığımız zaman aslında bölgede birçok Yüzen Pazar mevcut. Yüzen Pazar var. Bu nedenle de buraya gelen insanlar muhakkak bu Yüzen Pazarları ziyaret ediyorlar. Bu Yüzen Pazarları geziyorlar. Tekne mükemmel. Bu arada bakın ince ince kanallardan gidiyoruz. Ve bu kanalların hem sağına hem soluna inşa edilmiş olan evler var. Bu evler Tayland'ın geleneksel evleri. Binlerce yıl önce inşa edilmiş ve bugün de hala insanlar bu evlerde hayatlarını sürüyorlar. Özellikle evlere baktığımız zaman evlerin sütunların üzerine, platformların üzerine su seviyesinden biraz yukarılara yapıldığını görüyoruz. Bunun sebebi su baskınlarından evleri korumak ve aynı zamanda börtü böcekten yaşam alanlarını korumak. Yöresel yaşamlar gerçekten burada en güzeliyle gözler önüne seriliyor. İnsanlar bu suda yüzüyorlar. İnsanlar bu suda çamaşırlarını yıkıyorlar. İnsanlar bu suda bulaşıklarını yıkıyorlar. Onlar için hayat kaynağı diyebilirim bu kanalların suları. Bu kanallar niye inşa ediliyor? Aslında ondan da bahsedeyim. İnsan eliyle kazılmış olan kanallar bu kanallar. Kral Rama. Buradaki yaşayan insanları Chao Phraya Nehri'ne ulaştırmak istiyor. Bu insanlar nehre nasıl ulaşacaklar? Diyor ki kanalları kazın. Kanallar kazıla sonra nehrin sularıyla dolduruluyor. Ve bugün insanlar bu nehir sularını kullanarak bu kanallar vasıtasıyla Chao Phraya Nehri'ne ulaşabiliyorlar. İstedikleri her yere gidebiliyorlar. Hatta bu kanalların üzerinde kıyısında okullar var, benzinlikler var, marketler var. İnsanlar şehrin merkezine aslında hiç gitmeye ihtiyaç duymadan bu kanallarda hayatlarını sürebiliyorlar. Tayland'ın en önemli su kaynağı Chao Phraya Nehri'nin kanalları dünyanın en ilginç yaşamlarına ev sahipliği yapıyor. Otelimizden sabah çok erken saatlerde çıktık. O kadar erken saatlerde çıktık ki çünkü Yüzen Pazar saat 12 gibi bitiyor. 12 gibi bittiğinden dolayı sabah çok erken saatlerde çıkılıyor otelden. Ama bakar mısınız o kadar güzel ki her yerde Hindistan cevizi ağacı görüyorsunuz. Her yer yemyeşil bir doğa, insanı dinlendiren bir tabiat. Daha ne olsun? Gerçekten bayılıyorum ben buraya. Yüzen Pazar yüzlerce yıldan beridir bu topraklarda var. Özellikle son yıllarda iyice ünlenen bu pazar aslında yerel halkın pazarı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler Tayland'a geldiklerinde muhakkak bu pazara geliyorlar. Bu şehir merkezinden almak istedikleri ürünleri çok daha uygun fiyatlara alıyorlar. Binlerce yıldan beridir var olan bir pazar, bu Yüzen Pazar. Bu bir kültür aslında bu topraklarda. Bu kültür artık o kadar yaygınlaşmış ve o kadar dünyaca meşhur bir hale gelmiş ki artık bütün dünya Tayland'a bu pazarı görmeye geliyor.
Bu pazara işte bu güzel ahşap teknelerle gidiliyor. Ve bu teknelerle giderken yöresel yaşamlar da en güzeliyle görülüyor. Bugün çok şanslıyız, öyle yakıcı bir sıcak yok. Bu sebeple gerçekten Tayland'da ilk kez bu kadar serin bir havada çekim yapıyorum. Bu arada suyun rengi kahverengi. Pis olduğundan değil, suyun rengi bu şekilde. Çünkü toprak ve çamur çok olduğu için bölgede, bakın her yer ormanlık alan. Bu yüzden yağış da çok fazla olduğu için toprak suya karışıyor. Toprak suya karıştığından dolayı suyun rengi kahverengi. Bakar mısınız? Her yeri su basmış. Mahallelerde, balkonlarda ve bahçelerde akan yaşamlarda çamaşırlar olmazsa olmaz bir detay. İnsanların bu arada çamaşırlarını hep dışarıda balkonlara astıklarını görüyoruz. Hava çok sıcak olduğu için, kurutma makinesine de tabii olmadığı için yer, insanlar direkt asklara asıyorlar ve balkonlarına koyuyorlar. Zaten bu sıcak kıyafetleri kurutmaya yetiyor. Of, çiçek bahçesi gibi ev, ne kadar güzel. Çok güzel bakmış gerçekten evin sahibi. Her yerde rengarenk çiçekler. Hayran kalmamak elde değil gerçekten. Doğayı seviyorlar, çiçeği seviyorlar. Tabiata önem veriyorlar Taylandlılar. Güzel pazar en sevdiğim yerlerden biri. Alışveriş yapmaktan çok keyif aldığım yerlerden biri. Şimdi birazdan hep beraber göreceğiz. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık yolculuk yapmak gerekiyor bu tekneyle. Ama yöresel yaşamlar da o kadar güzel burada korunmuş ki bu tekneyle gezerken insan oldukça keyif alıyor. Hem de yöresel yaşamlara daha yakın oluyor. Bakar mısınız? İnsanlar burada ormanların içinde bozulmamış, el değmemiş tabiatın içerisinde yaşamsıyorlar. Ve evlerini inşa ederken de tabiata zarar vermemişler kesinlikle. Suların içerisine kazıkları çakmışlar ve kazıkların üzerine evlerini yerleştirmişler. Ahşaptan tek katlı, derme çatma, kafalarını sokacak kadar güzel küçük evler yapmışlar. Genelde Taylandlılar kalabalık yaşam sürdükleri için tüm aile bir arada oturmayı tercih ediyorlar. Şu anda artık Güzel Çarşı'ya giriş yapmış bulunuyoruz. Çok keyifli bir tekne yolculuğu gerçekleştirdik. Yöresel yaşamları gördük. Şimdi o zaman hadi gelin, bizden pazarda neler var, neler satılıyor, neler almak lazım. Onu hep beraber görelim, hep beraber göz atalım. Tayland hediyelik eşya alma cenneti diyebilirim. Çok uygun fiyatlara, çok güzel, harika ev süsleri var. Ben çok seviyorum şahsen. Şimdi tekrar o ürünlere bakmak için buraya koşarak geldim diyebilirim. Sizlere de göstereceğim. Tabii çok kalabalık, şu anda teknelerin boşalmasını bekliyoruz. Biz de sıradayız. Tekne, önümüzdeki tekne gittiğinde biz de hemen ineceğiz ve çarşıda gezeceğiz. Zamanı olanlar isterlerse daha küçük tekneler kiralayarak kanalların arasında bu teknelerle gezinti yapabiliyorlar. Ama daha hızlı, daha çabuk, daha böyle farklı yerler göreyim, farklı noktalar göreyim diyenler için de çarşı yürüyerek de gezilebiliyor. Evet, şimdi artık iniyoruz. Thank you very much. Okay, thank you. Kapun kap. Evet, indik. Çok güzel oldu. Bir şey unutmadık. Evet, teknemizden indik. Şimdi artık Güzel Çarşı'dayız. Sizlere bu güzel çarşıyı göstereceğiz. Teknemizle uzun bir yolculuk sonrası alışverişin kalbi Güzel Pazar'a geliyoruz. İnsanlar yöresel kanolarla bu dar kanallardaki tezgahları geziyorlar ve bol bol alışveriş yapıyorlar. Ama biz alışveriş maceramızı ve daha fazlasını gelecek hafta yapacağız. Çünkü bir dünyayı geziyorum'a daha bu haftalık ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta sıcacık topraklar, Güneydoğu Asya'nın en güzel ülkelerinden biri Tayland'ı, başkenti Bangkok'u gezmeye devam edeceğiz. Dünyayı Geziyor Instagram hesabımız. Dünyayı Geziyorum Facebook adresimiz.
Şimdilik hoşça kalın. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.